Ederim. Sevgili Tuğba Özay, siz mi diyeyim, hoş geldiniz mi diyeyim, hoş geldin mi diyeyim? Hoş geldin demeniz çok yeterli. Ben ne diyeyim? Sen de bana öyle de. Çünkü biz birbirimizi yıllardır tanıyoruz birbirimizi ama hani şimdi bir emin olamadım. Sen mi desem, Gülgün Hanım mı desem, yok Gülgün canım. Abla mı desem, Gülgüncüm mü desem? Gülgüncüm tercih ediyorum. yüreğim ağzıma geldi çünkü... Bir anda yüz felci geçirdi, hastanede diye haberler var sosyal medyada ve haber sitelerinde. Hemen aradım arkadaşlarımı, yahu böyle bir haber var. Dedi ki Burçin, Burçin'imiz, programımızın sorumlusu, hayır. Üstelik hangi şarkılar olsun, ne olsun vesaire gibi konularda da mutabakata vardık deyince... Yüreğime sular serpildi. Sevgili Tuğba, önce bunu bir konuşalım. Nedir bu yüz felci haberleri? İki gün önce sabah bir telefonla kalktım zaten. Annem dedi ki herkes dedi beni arıyor, arkadaşlarım arıyor, senin sevenlerin arıyor. Facebook üzerinden bana ulaşıyorlar. Yüz felci geçirdiğine dair haberler her tarafta kıyamet gibi çıkmış. Önce çok ciddiye almamıştım ama iki gün... üst üste devam edince ve Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından böyle telefonlar, mesajlar alınca dünden beri açıklama yapıyorum. Fakat bu felç haberi çok fazla gündeme yerleştiği için çok da insanlara ulaşabildiğimi düşünmüyorum. Her ne kadar Facebook'tan, Instagram'dan da yazıp çizmiş olsak da. Bundan bir buçuk ay önce biz işte çok yoğun bir turne programımız var tiyatro oyunumuzdan sebep. Biliyorum, konuşacağız evet, onu. Bu çok önemli yani. Sürekli bir şehirdeydim. Turneden döndükten sonra işte Balıkesir'e gidiyordum konsere. Sabah uyandım ve baktım ki yüzümde böyle bir bu gülme kasında buraya kadar bir şey var, bir çizgi oluşmuş. Yani gülemiyorum. Buradaki mimik dümdüz yukarı kadar çıkıyor. Ertesi günü ancak hastaneye gidebildim ve doktor dedi ki hani sen dedi hani ölmezsin ama sürünürsün. Bademcik ve boğaz enfeksiyonu çok ağır bir enfeksiyon, bir virüs ve bu 5 ile 15 yaş arasında çocuklarda görülen bir virüs özellikle. Hatta ben önce bakıyorum bunlar biyolojik savaşlar mı? Çünkü geliyorlar, atıyorlar o virüsleri, tohumları, ne atıyorlarsa ondan sonra da ilacını da hemen aynı anda üretiyorlar zaten. Bir tek de bizlerde oluyor genelde, bizim gibi ülkelerde oluyor. İşte beni buldu. Çok ödem oluştu. O ödem, yüzümde bir ödem oluştu. Gülme kasını etkiledi. Kısmi bir hani felç demek istemiyorum ama hani bir duyarsızlık diyeyim o bölgede. Fizik tedaviye gittim. Ama bir buçuk ay önce de zaten bu haber olmuştu. Neden şimdi böyle gündeme geldi? Bir de sahnede felç geçirdi haberleri. Beni ve sevenlerimi çok üzdü. Çok şükür çok sağlıklıyım. Hiçbir sıkıntım yok. Biraz daha zamana ihtiyacı var tabii. Beni şu biraz hiç daha çizgini fark etmiyoruz. Yani bunu konuşmasaydık anlamazdım bile. Yüz o kadar güzel ki. Çok teşekkür ederim. Zaten Tuğba Özay sadece Türkiye'de değil yurt dışında da her şeyini güzelliğiyle kanıtlamış bir isim. Onun dışında zaten bedensel güzelliğini söylemeye gerek yok. Fakat beyin güzelliğini de, birikimini de burada illaki belirtmek isterim. Çünkü toplumun tanıdığı kişilerin özel hayatını sanki abuk sabuk bir şeyler oluyormuşçasına çarşaf çarşaf ortaya koyan farklı bir yapı var. Hiç evet. Onları konuşmak dahi istemiyorum. Ama onlara şunu söyleyebilirim. Yabancılara karşı örneğin müthiş bir şakşakçılığımız var. Çok evet. Özür diliyorum affınıza sığınarak şakşakçı dedim doğru. Ama... Yani yurt dışından bir yabancı geldiği zaman onu yere göğe sığdıramıyoruz ama kendi insanımız olduğunda onun güzelliğini veya onun popülaritesini, başarılarını, kariyerinde yapmış olduğu işte ne bileyim bir takım şeyleri ön plana çıkarmak yerine nasıl alaşağı ederiz? Yani bu kim olursa olsun, hangi sektörden olursa olsun yani yurt dışına insanlar hani kendi vatandaşını daha bir
ön plana çıkarıyor. Dünya pazarına sunuyor hatta. Biz de aman biz bunu aşağıya çekelim de bu daha ilerlemesin. Yabancı gelsin, o her türlü de hayatında dejenerasyon vardır. Ama yok, onu kimse görmez. Onu kimse görmez. Onu hep böyle bir pohpohlarız, evet. Hep bir alkışlarız, hep bir yerlere koymaya çalışırız. Böyle garip bir tavrımız maalesef. Var bizim maalesef. Neden acaba? Sevmiyor muyuz birbirimizi? Sevmiyoruz ve gittikçe birbirini sevmeyen siyasetin de siyasetin çok büyük katkısıyla ayrıştırılan bir toplum haline dönüşüyoruz. Tabii zaten istenilen cinnet toplumu. Yani şimdi bugün sokağa çıktığınız zaman bunu çok iyi görüyorsunuz. Trafikte bile insanların birbirine tahammülü yok. Yok. Çok özür diyorum, küfredercesine, hakaret edercesine kornaya basıyor. Yani selektör yapıyorsun, ne bileyim sollama yapacaksın, bir şey izin vermiyor. Yaya, kesinlikle yayanlara şey yok, hani bir saygı yok. Ne bileyim bir motosiklet sürücüsüne, kimsenin kimseye saygısı yok esasına. Adım başı dilenci var. Suriyeliler her tarafı sarmış durumda. Yazık, hani ben insanları asla hani yermiyorum bu anlamda, yanlış anlaşılmasın. Ama bu kadar olumsuzluk yaşanırken biz refah içindeyiz, işte biz mutlu bir toplumuz, biz işte çok sevgi doluyuz demek. Saraylarda yaşarız. Zor dış açıkçası. Dünyaya kendimizi saraylarda takdim ederiz, bu bizim şanımız, şöhretimiz içindir diyen de bir yapı var tabii. Yani evet. Tuğba Özay'ın siyasete bakışı da son derece önemli. Çünkü o pek çoğu gibi adapte olmadı. Korkusuzca düşüncelerini son derece rahatlıkla ifade eden, yani yürekli bir kadın ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın. O açıdan kutlamak isterim Tuğba Özay'ı. Babası ödüller almış çok önemli bir isim. Söz edelim mi o babadan? Saygılarımızı, gururla, sevgilerimizi sunalım gururla, biraz da. Çok mutlu olurum. Çünkü güzel taraflarımızı görmek yerine sürekli birbirimizi itip kalkmayı tercih ediyoruz. Ve bundan da haz duyan bir yapıya dönüştürülüyoruz. Size bir şey söyleyeyim. En basit. Şimdi ben şu anda tiyatro oyunuyla konuşacağız. Ama bu buradan bir örnek vermek durumundayım. O yüzden konu belki otomatikman oraya gelmiş olabilir. Pardon bekar mısınız? Adlı bir tiyatro oyunumuz var ve ben 7 yaşında tiyatroya başladım. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde. 16 yaşında, hatta ilkokul 3. sınıfta tiyatro oyunları yazıyordum, senaryolar yazıyordum. Kendi çapımda, çocuğum sonuçta. Ve öğrencileri de örgütlüyordum. Biz öğretmenlerimize, velilere, işte yıl sonu gösterileri veya ne bileyim özel günler, öğretmenler günü, müsamere falan bir takım etkinlikler düzenliyordum. Ve bunun elebaşı bendim. 16 yaşında da TRT'de Sonradan Görmeler dizisiyle televizyona adım attım. Herhalde bir 15 tane dizi film çekmişimdir. Hemen her sezon dizi filmlerde oynadım. Başrol oynadım, başrol paylaştım. Ferhan Şensoy'dan Abdullah Şahin'e birçok ustanın tiyatro oyunlarında rol aldım. Sinema filmleri çektim. Fakat şimdi işte pardon bekar mısınız da gündemdeyiz. İnsanlarda şöyle bir algı var. Ya Tuğba Özay tiyatroda mı yapıyordu? Veya basına bakıyorsunuz, hala da her tiyatro oyunumda Tuğba Özay şimdi de tiyatro sahnelerinde. Ya hani bir insanla ilgili bir şey yazarken, düşünürken hani hiç mi araştırılmaz? Hiç mi? Ki her şeyi bırakın. Üniversitede konservatuar tiyatro bölümünü 5.likle kazandım. Rahmet diliyorum Müşfik Kenter gibi bir ustanın bölüm başkanlığı yaptı ve jürisinde oldu. Elemelerden geçtim. Yani bir inanır gibi değil. Hani insanlar hep böyle bir kafalarında bir imaj belirlenmiş veyahut da sunulan hep onlara gösterilmiş. Öyle bir algı oluşmuş. Ve benim hani bunca yaptığım şey hala görülmüyor olması garip gidiyor. Garip geliyor daha doğrusu. Şimdi bir hikaye vardır. Tamamını bilemeyeceğim ama yani özetle işte bir ülkenin başbakanı sürekli olarak çok eleştiriliyor. En sonunda yardımcısı diyor ki Sayın Başbakanım, biz denizin ortasından bir yol açacağız size, böyle bastonumuzu vuracağız, siz onun üstünden yürüyeceksiniz, bakalım o zaman size ne kadar alkış geleceğini birlikte sayacağız ve böyle bir şey. Ve hakikaten günü geliyor, o gösteriyi yapıyorlar, ertesi gün manşetler, başbakan yüzmeyi bilmiyor diye. Yani öykü böyle bir şey. Bu çerçevede bizim milli sporumuz demişti bir gazeteci dostum bana, yükselmeye çalışanları ayağından tutup, evet, devamlı çekmek, evet, isterler. Çok güzel söylüyor.
yapmışsınız. Başarılarıyla görmek yerine sürekli olarak etrafından dolanıp belden aşağı vurmayı tercih edenler var. Tabii belki senin mesleğinin Tuğba podyumda iç çamaşırı da sunulacaktır değil mi bir dönem? Ben 5 yıl önce modellik kariyerimi sonlandırdım. Evet. Yıldırım Mayruk gibi bir üstadla, evet, sevgiler saygılar. En son hatta birlikteydik defilesinde. Ki Yıldırım hocamız önümüzdeki sene, yani 2015'te o da kariyerini sonlandırıyor. Bir jübile yapacak. Evet. Onun defilesinde bir jübile yapmış olmak benim için çok büyük bir gurur. Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk ikilisi modanın üniversitesi diyorum ben. 5 yıl oldu. 5 yıldır müzik, sahne, televizyon, çok da güzel çalışmalar. Tiyatro, hani bu tip çalışmalara devam ediyorum. Ama lafı demin babama getirmiştik. Evet. Orayı hemen bölmeden, tabii, yok, hiç unutmadım. Babamla ilgili tabii konuşmak istiyorum. Benim hayatta belki de en aşık olduğum, en hayran olduğum, tavrına, duruşuna, bakışına, söylemine, konuşmasına, yürüyüşüne, gözlerine, gerçekten yani ondan bahsederken bile böyle gözlerim doluyor, onu biliyorum, hissediyorum. Babam benim için çok başka, o başka bir dünyadan herhalde zaten ve bana insanca düşünmeyi, insanca yaşamayı, bir duruş sahibi olmayı, hayata dair ne varsa esasında hepsini öğreten, paraya pula tapmadan prensipli yaşamayı babam öğretmiştir. Ve babam her zaman gerçi şunu söylüyordu, hani elinin yanması için elini ateşe atma. Başkalarının da tecrübelerinden, yaşanmışlıklardan faydalan. Ama ben bazı noktalarda babamı dinlemedim. Onu kırdığım zamanlar da olmuştur ki onun gibi ilkeli bir insanı evet bazı noktalarda üzdüm. Bu anlamda günah çıkarıyorum diyebilirim burada. Ama babam benim yüreğimi çok iyi bilir. Her şart altında benim yanımda olmuştur. Ne kadar kızsa da öfkelense de ben istersem 100 yaşına geleyim ben onun hala küçük kız çocuğuyum. Tabii. Babamla olan sohbetlerimizin tadına doyum olmaz. Ben hayatımda onun gibi bilgi birikim sahibi, böyle donanımlı bir insan daha tanımadım. Çocukluğumdan beri sabahlara dek süren sohbetlerimizde ondan o kadar çok şey öğrendim ki o kadar böyle ansiklopedi gibi bir insan. Ve ödüller almış. Tabii bu sene 37. kitabını çıkardı geçtiğimiz günlerde. Hatta birlikte imza gününe katıldık ki babam öyle popülasyonu hiç sevmez. Popülerite, hani benim mesleğe başlayacağım zaman çok bile... Çok az duyduk zaten, duymadık bile. Değil mi Tuğba Özay'ın, evet, babası? Evet, evet. Öyle kıymetli bir yazardır, ödülleri vardır. Çok sağ ol. Çünkü... annemin de çok sevgileri, saygıları, çok sevgiler, selamları var. Babamın kitaplarını hediye olarak getirecektim. Fakat ben Ordu'dan geliyorum. Hiç uykusuz. Ve hiç uyumadım gerçekten. Samsun, Ordu, böyle turnede miydiniz falan. Evet, tiyatro oyunumuz dolayısıyla. Şu anda da Ordu'da bizi izliyorlar sevgili Ahmet Çevik. Değerli dostum Sinan Bengiyer, dost Elver, Selim Bayraktar, Hakan Kutlay, tiyatrodaki arkadaşlarım. Ender Gülçiçek. Hepsine sevgiler yollayalım. Ve güzel bir oyun çıkardık dün akşam. Pardon, bekar mısınız Tuğba Hanım diye başlayalım. Pardon, bekar mısınız? 1 Eylül itibariyle provalarına başlayıp Ekim ayında da sahnelediğimiz güzel bir vaudeville, bir komedi. Entrikalarla dolu bir komedi. Benim ev sahibim rolünde Ahmet Çevik var. Babam rolünde Sinan Bengiyer var. Sinan Bengiyer biliyorsunuz namı diğer Cevat Kelle, şu anda da görüyoruz. Evet. Tavşan kılığında, tavşan kostümünde görüyoruz daha doğrusu kendisini ama sürekli eylemlere giden, bütün eylemlerde, bütün hak hukuk savunmalarında ön saflarda yer alan bir baba kendisi ve benim babam rolünde. Ahmet Çevik ise kendisi hacı fakat her türlü entrika mevcut. yani hiç yabancı değil o yüzden. Evet. Yani şimdi tabii ki hani öyle bir
yanlış anlaşılma olmasın tabii, ama şey var, biz iki üniversiteli genç kızı canlandırıyoruz sevgili Selim Bayraktar'la, benim ev arkadaşım rolünde kendisi. Ahmet Çevik evde erkek sinek bile istemeyen ama kendisi işte gözü sürekli dışarıda, hatta bana böyle bir iş ve cilve yapan evet kur yapan bir ev sahibi rolünde. Yani çok keyifli, güzel bir oyun. Bence çok gülmeye ihtiyacımız var. Çok. Biz insanları, tiyatro severleri alıyoruz. Şöyle iki saat boyunca başka bir dünyaya götürüyoruz. Onlara kahkaha attırıyoruz. Birçok şeyi unutturuyoruz, güldürüyoruz ve evlerine yolluyoruz. Evet. O yüzden tiyatroları izleyicisiz bırakmayın diyorum. Hele ki günden güne azalan tiyatro izleyicisi varken tiyatrolar kapanmasın. Çünkü bu emekçilere de sahip çıkmak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da galamız vardı. Muazzam geçti. Levent Kırca ustamız da zaten ne güzel. Orada sahneye çıktı. Çok güzel bir konuşma yaptı. Ahmet Çevik'e o meşhur evet kavuğu verdi. Ama çok özür diliyorum, şu anda kimden teslim alındığını unuttum. Evet, o çok önemli drama evet, değil mi? Evet, çok affınızı sığınıyorum, ne olur. Eğer rejiden hani bize bu konuyla ilgili bilgi gelirse memnun olurum. ama Ahmet Çevik'e o tiyatronun sembolü, o kavuğun devredilmesi Ahmet için de çok büyük bir gururdu. Çok kutlarız. Kutlarız. Güzel bir kadroyu, güzel bir projede bir araya getirdi Ahmet. Teşekkür ediyorum kendisine. Kutluyoruz sizi. Böyle bir ekibin bir araya gelmesi ve işi gücü bırakıp yurt çapında turnelere katılmak ve seyirciye ayağına tiyatroyu götürmek çok önemli. Çünkü sanatın yok edilmeye çalışıldığı, işte tüsaklarla, müsaklarla yok edildiği, çok değerli tiyatro binalarımızın yıkıldığı ve AVM'lere dönüştürüldüğü çok acı bir süreçten bu noktada geçiyoruz. Hemen bir şey söylemek istiyorum. Oyunumuzun içerisinde bu konuyla da ilgili çok güzel mesajlar var ve müthiş reaksiyon alıyor. Yani izleyiciden de hangi kesimden olursa olsun hiç fark etmiyor. Yani sağı, solu, orta yolu hiç fark etmiyor. İnsanlar neyin ne olduğunu esasında gören bir kesimde var, yok değil. Orada dediğiniz gibi işte AVM'lerin dikilmesi, işte bunlara da ucundan kenarından bir mesaj gönderiyoruz. Çok güzel. Pardon, bekar mısın? Ben hatta orada orman mühendisini, üniversitede işte orman mühendisliğini okuyan bir öğrenciyi canlandırıyorum. Ormanlarla ilgili biliyorsunuz daha önce de çok açıklamalarda bulunmuştum. Orman yangınlarıyla ilgili daha doğrusu. Ben yaz mevsimini çok seviyorum. Hep derim yani ben kendimi yaz kızı olarak görüyorum. Tabiatın kızı, güneşin kızı. Ama yaz mevsiminden de bir o kadar korkar oldum. Çünkü yaz geldiği zaman maalesef ki memlekette ne orman kalıyor ne yeşil alan kalıyor. O yangınlar beni muazzam etkiliyor. Bir de biliyorsunuz biz çok büyük bir olay yaşadık. Antalya'da. Yaklaşık 8 sene oluyor. Evet. Çok büyük bir acı yaşadık. Antalya açısından da çok büyük, ya Türkiye açısından çok büyük bir faciaydı. Binlerce hektar orman kül oldu. Ha, doğa intikamını alıyor mu? Alıyor. Yani doğa yine çıkıyor ağaçlara. Ben artık öldükten sonra kim bilir kaç yıl sonra o ağaçlar yine dev gibi tabii, o muazzam tabii. görüntüye sahip olacak. Ama yazık, sadece giden ormanlar değil, giden oksijenimiz, giden değerlerimiz, giden hayvanlar, canlılar, binlerce canlı. Sahip çıkmak gerekiyor. Yani vatan millet Sakarya demekle vatan millet Sakarya olmuyor. Ben örneğin sahillerimize gittiğimiz zaman da o kadar üzülüyorum ki inanın, oturuyorum çöpleri topluyorum ya, yardımcılarımla, ne bileyim yanımda kim varsa eş, dost, arkadaş, hadi diyorum ya şunları toplayalım. İnsanlar da bu bilincin oluşması gerekiyor. Bir bakıyorsun yani altın gibi kumların üzerine bira şişeleri. Ne bileyim dağın tepesine çıkıyorsun, kırmışlar şişeleri, her taraf cam kırıkları. Yani toplum olarak evet, da bu maalesef. Konuda bilinçli olmamız gerekir. Ve dediğim gibi ben bu ülkenin aşığıyım. Bununla olmuyor. Bunu eyleme geçirmek gerekiyor. Söylemi eylemle birleştirmek gerekiyor. Ne yapmalıyız peki? Mesela bir gezi şaheseri yaşandı Türkiye'de. Fakat
o ağacın katledilmesine dur diyen gençlere tomalarla, zehirlerle saldırıldı. Atatürk Orman Çiftliği'nde aynı şey yaşanıyor. Zeytin ağaçları bir gidiyor. Evet. Antalya'da, biz geçtiğimiz Soma'da, günlerde tiyatro oyunumuz için Soma'daydık. Oraya hatta bir pankartla çıktık, zeytinime dokunma diye. Şimdi biz de zeytincilikle uğraşıyoruz Antalya'da. Ve zeytin gerçekten çok çok değerli bir ağaç. Ne zor yetişen bir ağaç o. Eskiden benim anımsadığım bir zeytin ağacına, bir dalına dokunmak yasaktı. Ve Yunanistan, İtalya, yani yakın ülkeler ucu zeytin ticaretinden, zeytinyağından, zeytinyağlı sabunlardan müthiş bir gelir elde ederken biz bu anlamda çok zengin bir ülkeyiz ve işlenmesi yasaklandı. İşte kesimleri kaç? 9 bin ağaç kesildi bildiğim kadarıyla. Geçtiğimiz günlerde de özür dilenmiş bununla ilgili. Hani artık alay eder gibi. Gerçekten sözün bittiği yerde olduğumuzu düşünüyorum bu anlamda ve ben Soma'da da söyledim, yapmış olduğum röportajlarda, bir maden kadar değerlidir zeytin. Dediğiniz gibi yetişmesi çok uzun yılları alır ve suya da çok ihtiyacı olmadığı için kendi kendini absorbe edebilen bir ağaç. Bir ağaç. Evet. Ve neler veriyor evet, bize. Evet. Çatır çatır kestiler. Yani diyorum ya, sözün bittiği yer herhalde bu olsa gerek. Ama ne yapılabilecek, ne var? Ha evet, ne var? İşte sizler toplum, sanatçı olarak konuşuyorsunuz. Toplum olarak tabii ki öncelikle bir birlik oluşması lazım. Ama evet, gezi olayları oldu, yaşandı bu ülkede. Cumhuriyet tarihinin en büyük belki de hareketiydi. Bu kadar kitlesel bir hareketin oluşmuş olması evet belki de ilkti. Ama devamında ne oldu? Hiçbir şey. Yani kayıplarımızla kaldık. İşte tarihe evet bir şeyler yazıldı. Hafızalara birçok görüntüler kazındı. Ama sonuçta ne elde ettik? Hani bunu da bir düşünmek gerekiyor. Belki evet bir birlik var, hani bunu gördük. Ama tabii muazzam bir coşku olduğunu gördü bazı insanlar. Yani zorbalığa karşı halk bir araya gelebiliri gördü. Muazzam bir zeka fırtınası yaşandı değil mi? Kesinlikle. Ona zaten can gönülden katılıyorum. Özellikle mizahi yani o yaklaşım bitişti. Gerçekten beni hayrete düşürdü. Bir de hep işte 90'lı çocuklarla ilgili apolitik derken 90'lıların ne kadar dolu sosyal ne kadar evet dolu olduğunu da belki görmüş olduk. Tabii ki yani birçok şeyin karşılığını buldu gezi ama yani işte baktığınız zaman şu anda ne değişti onu hani o günlerle bugünleri birleştirdiğinizde işte yine 9 bin tane ağaç orada kesiliyor, işte Soma'da giden canlar yine gidiyor, onun karşılığında işte yaşam alanları yapılıyor mu örneğin o yerlerde. Tabii hani pratikle teori hala birbirini tutmuyor bana tutmuyor. Göre. Ne yapalım, konuşmaya devam edelim yoksa aldın Tuğba, neler yaptın? Yani beste yapabilmek, şarkı söyleyebilmek, tiyatro sahnesine yer almak. Ben şimdi 5 yıl önce bıraktım dedin artık podyumları ama bir final olacak Mayruk'la beraber. Yok, olmuştu. Oldu. Hı-hı. Aa çok özür diliyorum. Yıldırım Bey'in de estağfurullah. Yıldırım Bey'in de önümüzdeki yıl kendi finali kendi olacak. Kendi finali olacak. Demiştim, orada tekrar herhalde bir podyuma çıkarım Yıldırım Bey için. Komple tam tamına bir sanatçı görüyorum. Çok teşekkür ederim. Görüyoruz işte. Çok teşekkür ederim. Kutlamamak yani bunu sizden değil. Duymak çok büyük bir onur benim ama için. Ama hakikaten öyle. Bu programda biz kişilerin özelliklerini ortaya çıkartmak arzusundayız. Çok teşekkürler. Yani, yoksa o niye öyle olmuştu, bu niye böyle olmuştu gibi lüzumsuz şeylerle vakit geçirmek bize hiçbir şey kazandırmayacak. Böylesine üretken bir babanın kızı, o babaya aşık bir genç hanıma ben ne armağan edebilirim? Kitap. Bizim tabii programımızın kitap. Yeni Asaf İlvay'ın çocukluk arkadaşım Atatürk, Mustafa Kemal'le 45 yıl. Niye böyle bir kitap? Çünkü bir cumhuriyet kadını, Atatürk'e aşık,
Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlı bir cumhuriyet kadını. O yüzden Tuğba Üzay'a da şimdi sormak istiyorum. Ne olacak bu milli eğitimimizin hali? Aha, ben çocukluğumdan beri milli eğitimin içerisinde yer aldığım için, hani bildiğim için bazı detayları, çünkü benim babam eğitim kitapları da yazıyor. Annem zaten öğretmendi. Binlerce öğrenci yetiştirmiş bir insandır. Babamın o zamanlarda da tabii vardı bir takım sıkıntılar. Örneğin Öztürkçe kelime kullandığı için bazı eğitim kitapları babamın Tebliğler dergisinden geçmemiştir bu ülkede. Hale bakın, hep yasakçı zihniyet ya, evet, var. Evet, yani hep vardı bu. Ben çocuktum, anımsıyorum. Şu anda gidişat tabii daha da yani bakayım. Üzülüyorum. Şimdi örneğin yalnız bir esprili bir şekilde yavaş yavaş sona geliyoruz galiba. Evet, maalesef. Şimdi geçenlerde internet sitelerinde paylaşmış arkadaşlar, Facebook vesaire sosyal medyada, evet, daha doğrusu. İşte Osmanlıca gündemimizde ya şu anda. Şimdi burçların isimlerini yazmışlar. Ne yazmış? Arkadaş demiş ki, ya demiş, ben demiş boğa burcuyum. Şimdi bunun Osmanlıcası Sığırül Camış. Ben bunu nasıl söylerim? Yani böyle esprili bir dille de sona yaklaşalım diyorum. Düşünün. Daha da ne Hoca'nın torunlarıyız. Evet, daha da yani ne diyebilirim ki? Yani tabii ki değerlerimize, işte tarihimize sahip çıkmak, bunlar konunun başka yönleri, ama çok daha önemli şeyler var yapılması gereken. Ya biz önce öz Türkçeyi gerçekten, evet, mi? Gerçekten önce onu bir öğrenelim. Önce kendi ana dilimizi düzgün kullanmaya gayret edelim. Ondan sonra Osmanlıca vesaire gibi konulara bakalım. Efendim QWX yok Osmanlıca. Bir de tabii eğitim hani sadece matematik, fizik, kimya işte vesaire, bunlar da değil. Eğitim bir insanın saç telinden ayak tırnağına kadar her şeyle eğitim esasında. Yani ve bu eğitimi de hayatın içerisinde alıyorsunuz belki. Yani güzel ahlaklı olabilmek, bilinçli olabilmek, işte hayata karşı bir duruş sahibi olabilmek, dünyada yaşananlara veya işte kendi dünyamızda yaşadıklarımıza, kendi ülkemizde yaşananlara hassasiyetle yaklaşabilmek, insancıl düşünebilmek, bir bilinçle hayata katılmak, işte asıl eğitim herhalde bunlar. Evet. Siyasete girmek ister miydin sevgili Tuğba? Bu konuyla ilgili çok şeyler alıyorum açıkçası. Hani teklifler veyahut da işte Tuğba muhakkak siyasetin içerisinde olmalısın. Senin gibi genç beyinlere ihtiyacımız var, cesur insanlara ihtiyacımız var. Ben çocukluğumdan beri söylüyorum. Bir de aileden ötürü de hep öyle bir hayatın içerisinde olduğum için hiç uzak değilim. Siyaseti de enteresandır, seviyorum. Evet, biliyorum. Esasında işimiz gereği bir anlamda hep siyasetin içerisindeyiz. Çünkü siyaset insan ilişkileriyle doğru orantılı, insanlar için bir şeyler yapılması gereken bir alan. Ben her işte gittiğim yerde insanlarla iç içeyim, konuşuyorum, onların derdine ortak oluyorum. Keşke hani çözüm de üretebilsem. Bu anlamda hani çözüm üretebileceğim yerde var olmak isterim tabii ki. Sevgili Tuğba Özay, çok teşekkür ediyoruz. Rüzgar gibi geçti. Evet, çok çabuk geçti. Ben de anlayamadım. Ben de anlayamadım. İyi yıllar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yeni gelecek olan yıl çok güzelliklerle gelsin. Değerli izleyicilerimiz, böyle sıkı sıkı bir mücadele verdik, süreyle koşuşturduk. Hepimize aydınlık ve özgür yarınları getirsin.
yeni yılla birlikte sevginin, saygının, hoşgörünün, anlayışın, birliğin, beraberliğin, bütünlüğün daha çok ön plana çıkarıldığı günler gelsin bizlere. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkeziyle, Ermenisiyle, Yunanıyla, o suyla, bu suyla hepimizin kardeşçe yaşaması gerektiği bilincinde olmamızı arzu ediyorum. Çok teşekkür. Ben teşekkür ediyorum. Yarına dek esen kalın. Çok teşekkür ederim. Zaten Tuğba Özay sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da her şeyini güzelliğiyle kanıtlamış bir isim. Onun dışında zaten bedensel güzelliğini söylemeye gerek yok. Fakat beyin güzelliğini de, birikimini de burada illaki belirtmek isterim. Çünkü toplumun tanıdığı kişilerin özel hayatını sanki abuk sabuk bir şeyler oluyormuşçasına çarşaf çarşaf ortaya koyan farklı bir yapı var. Hiç evet. Onları konuşmak dahi istemiyorum. Ama onlara şunu söyleyebilirim. Yabancılara karşı örneğin müthiş bir şakşakçılığımız var. Çok evet. Özür diliyorum affınıza sığınarak şakşakçı dedim ama. Yani yurt dışından bir yabancı geldiği zaman onu yere göğe sızdıramıyoruz ama kendi insanımız olduğunda onun güzelliğini veya onun popülaritesini, başarılarını, kariyerinde yapmış olduğu işte ne bileyim bir takım şeyleri ön plana çıkarmak yerine nasıl alaşağı ederiz? Yani bu kim olursa olsun, hangi sektörden olursa olsun. Yani yurt beni sevenlerin arıyor, Facebook üzerinden bana ulaşıyorlar. Yüz felci geçirdiğine dair haberler her tarafta kıyamet gibi çıkmış. Önce çok ciddiye almamıştım ama iki gün üst üste devam edince ve Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından böyle telefonlar, mesajlar alınca dünden beri açıklama yapıyorum. Fakat bu felç haberi çok fazla gündeme yerleştiği için çok da insanlara ulaşabildiğimi düşünmüyorum. Her ne kadar Facebook'tan, Instagram'dan da yazıp çizmiş olsak da. Bundan 1,5 ay önce biz işte çok yoğun bir turne programımız var tiyatro oyunumuzdan sebep. Biliyorum konuşacağız evet, onu. Bu çok önemli konuşuruz. Yani. Sürekli bir şehirdeydim. Turneden döndükten sonra işte Balıkesir'e gidiyordum konsere. Sabah uyandım ve baktım ki yüzümde böyle bir bu gülme kasında buraya kadar bir şey var, bir çizgi oluşmuş. Yani gülemiyorum. Bu buradaki mimik dümdüz yukarı kadar çıkıyor. Ertesi günü ancak hastaneye gidebildim ve doktor dedi ki hani sen dedi hani ölmezsin ama sürünürsün. Bademcik ve boğaz enfeksiyonu çok ağır bir enfeksiyon, bir virüs ve bu 5 ile 15 yaş arasında çocuklarda görülen bir virüs özellikle. Hatta ben acaba diyorum bunlar biyolojik savaşlar mı? Çünkü geliyorlar atıyorlar o virüsleri, tohumları ne atıyorlarsa ondan sonra da ilacını da hemen aynı anda üretiyorlar zaten. Bir tek de bizlerde oluyor genelde, bizim gibi ülkelerde oluyor. İşte beni buldu. Çok ödem oluştu. O ödem yüzümde bir ödem oluştu. Gülme kasını etkiledi. Kısmi bir hani felç demek istemiyorum ama hani bir duyarsızlık diyeyim o bölgede. Fizik tedaviye gittim. Ama 1,5 ay önce de zaten bu haber olmuştu. Neden şimdi böyle gündeme geldi? Bir de sahnede felç geçirdi haberleri. Beni ve sevenlerimi çok üzdü. Çok şükür çok sağlıklıyım. Hiçbir sıkıntım yok. Biraz daha zamana ihtiyacı var tabii. Yani şu biraz hiç daha fark çizgini, etmiyoruz. Yani lazım. Bunu konuşmasaydık anlamazdım bile. Yüz o kadar güzel ki. Sevgili Tuğba Özay. Siz mi diyeyim? Hoş geldiniz mi diyeyim, hoş geldin mi diyeyim. Hoş geldin demeniz yeterli. Ben ne diyeyim? Sen de bana öyle de. Çünkü biz birbirimizi yıllardır tanıyoruz birbirimizi ama hani şimdi bir emin olamadım. Sen mi desem, Gülgün Hanım mı desem, yok Gülgün canım. Abla mı desem, Gülgüncüm mü desem. Gülgüncüm tercih ediyorum. yüreğim ağzıma geldi çünkü bir anda yüz felci geçirdi hastanede diye haberler var sosyal medyada ve haber sitelerinde. Hemen aradım arkadaşlarımı yahu böyle bir haber var. Dedi ki Burçin'imiz
programımızın sorumlusu hayır. Üstelik hangi şarkılar olsun, ne olsun vesaire gibi konularda da mutabakata vardık deyince yüreğime sular serpildi. Sevgili Tuğba, önce bunu bir konuşalım. Nedir bu yüz felci haberleri? İki gün önce sabah bir telefonla kalktım zaten. Annem dedi ki herkes dedi beni arıyor, arkadaşlarım arıyor. Senin dışında insanlar hani kendi vatandaşını daha bir ön plana çıkarıyor. Dünya pazarına sunuyor hatta. Biz de aman biz bunu aşağıya çekelim de bu daha ilerlemesin. Yabancı gelsin. O her türlü de hayatında dejenerasyon vardır. Ama yok onu kimse görmez. Onu kimse görmez. Onu hep böyle bir pohpohlarız. Evet. Hep bir alkışlarız. Hep bir yerlere koymaya çalışırız. Böyle garip bir tavrımız maalesef var bizim. Maalesef. Neden acaba? Yani, sevmiyor muyuz birbirimizi? Sevmiyoruz ve gittikçe birbirini sevmeyen siyasetin de siyasetin çok büyük katkısıyla ayrıştırılan bir toplum haline dönüşüyoruz. Tabii zaten istenilen cinnet toplumu. Yani şimdi bugün sokağa çıktığınız zaman bunu çok iyi görüyorsunuz. Trafikte bile insanların birbirine tahammülü yok. Yok. Çok özür diyorum, küfredercesine, hakaret edercesine kornaya basıyor. Yani selektör yapıyorsun, ne bileyim sollama yapacaksın, bir şey izin vermiyor. Yaya, kesinlikle yayanlara şey yok, hani bir saygı yok. Ne bileyim bir motosiklet sürücüsüne, kimsenin kimseye saygısı yok esasına. Adım başı